Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Samsun İlk Adım ilçesinde yürütülecek olan kentsel dönüşüm programını açıklamak üzere Samsun'a geldi. Bakan kurum ilk olarak Ihlamur Kafe'de gerçekleştirilen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, mahalle başkanları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Eylül Seyfi abi. Ardından İlk Adım ilçesinde Hastanebaşı Mahallesi'nde yapılan mitinge katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Fuat Köktaş, vatandaşlardan Cumhur İttifakı'na destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir araya gelerek kurduğu ittifaktır. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Meclisteki bu ittifakı yerel belediyelere indiriyoruz. Artık Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarıyla AK Partili kadrolar şehirlerimize birlikte hizmet edecek. Şehirlerimizi birlikte kalkındıracak. Şehir insanımızı birlikte yüceltecekler inşallah. Bu kadrolara en güçlü desteği vermeye hazır mıyız ilk adım? Hizmet belediyeciliği Samsun'umuzda devam ediyor. Biz bir yere kadar getirdik. Ama bundan sonra Mustafa Demir Bey kardeşim Erdoğan Tok Bey ile beraber el ele tutuşacak. Bizim bıraktığımız yerden biraz önce ifade ettikleri gibi çok daha iyi bir noktaya getirecekler. MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karabıçak'ta gerçekleştirdiği konuşmada Cumhur İttifakı'nın önemine değindi. Bir, Cumhur İttifakı devletin gücü, devletin bekası ve devletin geleceğidir. Cumhur İttifakı'na güç vermek boynumuzun borcudur. İlk adımda Erdoğan Tok'u seçmek boynumuzun borcudur. Büyükşehir'de Mustafa Demir'i seçmek boynumuzun borcudur. Samsun için önemli projeler gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Demir, ilk adımı her alanda ihya edeceğiz dedi. Hemen hemen her alanda, her alanda eş zamanlı, vizyoner, doğru tespit edilmiş Samsun'un hem geçmişten gelen problemlerini çözen, ki bu konuda en çok destek olacak Sayın Bakanımız da burada. Onun için geldi. Gelecekle ilgili Samsun'u inşa eden, ihya eden, Karadeniz'in bölgesi, merkezi, baş şehri Samsun'u kalkındırırken bölgeyi de kalkındıran bir Samsun'a yürüyeceğiz inşallah. Mitingin açılış konuşmasını yapan ve ilk adımda ustalık döneminde önemli çalışmalara imza atmayı hedeflediğini söyleyen İlk Adım Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İlk Adım Belediye Başkan adayı Erdoğan Tok, tek hedefim 1 Nisan'dan itibaren burada adım adım değişimi sağlamak ifadelerini kullandı. Hedefim nasip olursa inşallah 31 Mart'tan sonra 1 Nisan itibariyle bu kentsel dönüşüm noktasında da devletimizin desteğiyle beraber burada adım adım bu değişimi hep beraber yerinde dönüşümü sağlayacağız diyorum. Sokağın sesine kulak verdiklerini kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'sa bizler mahallelerin içinden geliyoruz, Samsun'un bütün meselelerinin takipçisiyiz dedi. Biz sokağın sesine kulak verenleriz. Biz mahallelerin içinden gelenleriz. Biz inanmadığını söyleyenlerden hiç olmadık, inandığımız yoldan hiç geri dönmedik. Arkamızda sizin gücünüzü bildik. Gücünüz gücümüz oldu, liderimiz yol gösterenimiz oldu. Ve bu yolda sizlerin desteğiyle hep ilerledik. Samsun'a ilk adım ruhuyla hizmet edeceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'da Samsun'a müjdelerimiz var çünkü Samsun'la ilgili hayallerimiz var ifadelerini kullandı. Tabii durmuyoruz. Samsun'umuza müjdelerimiz var. Samsun'a hayallerimiz var. Samsun için, ilk adım için, tüm ilçelerimiz için hayallerimiz var. Bakanlığımıza bağlı.
Eyvallah. Bakanlığımıza bağlı toplu konsolidasyon başkanlığımız eliyle değerli kardeşlerim, bugüne kadar Samsun'da tam 9460 tane konut uygulaması yaptık ve bunların yaklaşık 8700'ünü tamamladık.